Amerika'dan Rusya'ya misilleme. Kanun hükmüne kararname mağdurları yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz kayıplarından hala haber yok. Günün haberleri başlıyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra kaçırılan ve hala haber alınamayan 13 kişi, Hindistanlı karikatürist ve aktivist Asim Trivedi'nin çizgisiyle bir kez daha dünya gündemine taşındı. Uluslararası zorla kaçırılanlar gününde kayıp insanlara sesimizi yükseltelim diyen Hindistanlı aktivist, internet sitesinde kaçırılan 13 kişinin karikatürlerinin yanı sıra kaçırılma bilgilerine de yer verdi. Trivedi, daha önce de OHAL Türkiye'sinde gözaltına alınan ve tutuklanan anneleri çizmişti. Sosyal ve Siyasal Araştırma Merkezi SAMER, mesleklerinden ihraç edilen kanun hükmünde kararname mağdurlarıyla ilgili yaptığı araştırmayı yayınladı. İhraçlar ve ihraçla yaşama deneyimleri başlığını taşıyan ve yaşanan büyük travmayı gözler önüne seren araştırmada mağdurlar, kanun hükmünde kararnameleri açlıkla terbiye etme yöntemi olarak nitelendirdi. Araştırmada görüşmecilerin büyük çoğunluğunun iktidar partisi destekçisi olmadıkları için ihraç edildiklerinin altını çizmesi dikkat çekti. 2017 yılının ilk 8 ayına ait hak ihlallerini raporlaştıran CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 50'den fazla kanun hükmünde kararname mağdurunun intihar ederek hayatına son verdiğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Rusya'dan San Francisco'daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisini 2 Eylül'e kadar kapatmasını talep ettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Amerika'ya 1 Eylül'e kadar diplomatlarının sayısını değiştirmesini önermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın ünlü dergilerinden Le Point'e konuşarak yaşadıklarını ve işini anlattı. Küresel arenada yeni havalı çocuk olmayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya cevap veren Macron, "Küresel arena gerçekten çok da havalı bir yer değil. Her 10 günde bir Erdoğan'la konuşan benim" ifadesini kullandı.